Merhaba, Açık Öğretim Sistemi Davranış Bilimleri 2 ders kitabının 3. ünitesi olan Güdüler ve Duygular konusu ile karşınızdayım. Program süresince güdülenme, duygular başlıklarını ele alacağım. Neden şu anda bu programı izliyorsunuz? Neden üniversiteyi bitirmek istiyorsunuz? Ya da örneğin neden öğretmen olmak istiyorsunuz? Neden resim yapmayı istiyorsunuz? Neden yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsunuz? Bu kadar karmaşık soruların yanı sıra neden yemek yiyoruz, neden uyuyoruz, neden su içiyoruz gibi ilk bakışta anlamsız gelebilecek çok basit sorular da sorulabilir. Bu soru listesi epeyce uzatılabilir. Tüm bu soruların cevapları güdülenme konusuyla ilişkilidir. Güdülenme insan davranışlarının nedenlerini anlamak için psikolojinin vazgeçilmez kavramlarından biridir. Bu kavram insanın yaşamında peşine düşeceği amaçlar seçmesine, bu amaçlara ulaşıp ulaşamamasına, amaca ulaşmak için ne kadar uğraştığını anlamasına imkan verir. Amaca ulaşıp ulaşmama insanın ruh sağlığıyla çok ilişkilidir. Amacına ulaşan, yani başarı kazanan bir insan kendini mutlu, doyum bulmuş hisseder ve kendinden memnundur. Diğer yandan amaca ulaşamama, yani başarısızlık hayal kırıklığına ve cesaretin kırılmasına yol açabilir. Dolayısıyla güdülerin insanın hissettiği duygular ve kendi benliğini nasıl oluşturduğu ya da algıladığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu ileri sürülebilir. Güdülenme kavramının 3 bileşeni vardır: davranışın yönü, davranışın yoğunluğu ve davranışa devam etme ısrarı. Bu 3 bileşenin varlığı güdülerin insanı sadece bir amaca yöneltmekle kalmayıp o amaç için ne kadar çaba göstereceğini ve bu çabada ne kadar ısrarcı olduğunu da gösterir. Davranışın yönü izlenen amaç ya da amaçlara işaret eder, davranışın yoğunluğu davranış için harcanan çaba ve odaklanma düzeyi anlamına gelir. Davranışa devam etme ısrarı kişinin amaca ulaşmak için gösterdiği sebat, yani ısrar etme derecesini gösterir. Örneğin kişi açsa yiyecek aramaya yönelmesi, bunun için çaba harcaması ve yiyecek bulana kadar yiyeceği araması beklenir. Her ne kadar güdülenme davranışı açıklamaya imkan tanısa da güdülenme ve davranış arasındaki ilişki basit bir ilişki olmaktan uzaktır. Çünkü insan davranışını yönlendiren güdüler şaşırtıcı derecede çeşitlidir. Diğer yandan güdü ve güdünün yol açtığı davranış arasında sabit bir ilişki yoktur. İki insan aynı davranışı farklı güdülenme süreçleri sonucu sergileyebilir ya da aynı güdülere sahip iki insan bambaşka davranışlar sergileyebilir. Bunun da ötesinde bir kişinin davranışını güdülendiren faktörler son derece değişkendir. Aslında insanın davranış gösterdiği bağlamın sürekli değiştiği düşünüldüğünde bu çok da şaşırtıcı değildir. Güdülenme konusu psikoloji bilimini 20. yüzyılın başından beri meşgul etmektedir. Psikologlar insan davranışını açıklamak istedikleri için güdülenmenin çok önemli bir kavram olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Ancak güdülenme sürecinin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin aynı görüş birliğinden söz etmek zordur. Bu nedenle söz konusu tarihsel süreçte güdülenme konusunda farklı kuramsal yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar içgüdü yaklaşımı, dürtü azalması kuramı, optimal uyarılma yaklaşımı ve Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramıdır. Psikologlar güdü ve duygular arasında bir ilişki olduğunu düşünürler ama bunun nasıl bir ilişki olduğu ya da duygu ve güdüyü birbirinden nasıl ayırt etmek gerektiği gibi sorulara kolayca yanıt veremezler. Duyguların da fizyolojik ve psikolojik güdüler gibi davranışı uyarabildiği ve ona yön verebildiği kabul edilir. Pek çok insan için mutluluk, öfke, üzüntü birer duygudur ama açlık ya da susuzluk birer duygu değildir. Buradan hareketle güdülerin içsel uyarıcılar, duyguların da dışsal uyarıcılar tarafından ortaya çıkarıldığı iddia edilebilir. Gene de bunun tersi durumları görmek mümkündür. Örneğin açlık her zaman içsel uyarıcılarla değil de örneğin fırının önünden geçerken duyulan taze ekmeğin kokusuyla da harekete geçirilebilir. Diğer yandan duygular güdüler gibi işlev görmekle kalmaz, bazen güdülere eşlik de edebilirler. Örneğin cinsellik hem güdüyü hem zevk içermesi bakımından duyguyu da içeren bir davranıştır. Ancak güdüler söz konusu olduğunda amaca yönelik davranışa odaklanıldığı için güdülere eşlik eden duyguların farkında olunmayabilir. Diğer bir deyişle güdü dendiğinde dikkat, amaca yönelik davranışa odaklanır, duygu dendiğinde ise dikkat, bu davranışa eşlik eden öznel his yaşantılarına odaklanır. Ancak örneğin amaca yönelen davranışın engellenmesi sonucu hissedilen öfkenin yoğunluğu duyguların farkına varmaya yol açar.
Genel sağduyu pek çok duygunun özellikle de olumsuz olanlarının faydasız olduğuna dair bir inanç vardır. Bu inanış nedensiz değildir. Kim üzgün ya da kaygılı olmak ister ki, ayrıca duyguların süre giden faaliyeti ya da davranışı olumsuz etkilediği düşünülür. Bu inanışın belki de en önemli nedeni duygusal yaşantıların mantıksızlık olarak görünmesidir. Bu açıdan bakıldığında duygulara bağlı olarak sergilenen davranışın mantıksız ve kaotik, organize olmamış olduğu sonucuna varılabilir. Ancak başka bir bakış açısından diğer psikologlar duyguların faydalı olduğunu ve insanların hayatında değerli işlevleri olduğunu ileri sürer. Bir takım temel duygular söz konusu amaç neyse onun peşinden gitmesini sağlayarak kişi için önemli bir işlev görür. Amaca yönelik davranışlarla ilgili farklı duyguların farklı işlevleri vardır. Örneğin mutluluk kişinin amacına ulaşmakta olduğunu hissettirir ve amaca tam olarak ulaşmak için cesaretini arttırır. Öte yandan olumsuz bir duygunun, örneğin üzüntünün, amaca yönelik davranışı geriletebileceği ya da durdurabileceği düşünülebilir. Ama üzüntü kişinin muhtemelen ulaşamayacağı amaçtan vazgeçmesine yol açarak enerjisine alternatif bir amaç için saklamasını sağlar. Psikolojide duygu konusundaki çalışmalar duygunun tanımlanma çabalarını, duyguların sınıflandırılmasını, duyguların ifade edilme biçimlerini ve duyguların nasıl ortaya çıktığını yanıtlamaya çalışan duygu kuramlarını kapsar. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Davranış Bilimleri 2 ders kitabının 3. ünitesi Güdüler ve Duygular konusu bağlamında güdülenme, duygular başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.